The Simpsons eski bölümlerinde geleceği tahmin etmiş olabilir mi? Günümüzün en çok izlenen dizilerinden biri olan The Simpsons'ın tarihteki kritik olaylara gönderme yaptığı bilinmekte. Ancak bunun dışında The Simpsons dizisi gelecek hakkında önemli ve doğru tahminlerde de bulunmuş. Biz de bugün sizler için bu tahminlerden bazılarına yakından bakacağız. Simpsons'larda 4. sezon 6. bölümde bir sahnede billboardun üzerinde duran Itchy, kamerayla Stretchy'nin kafasına vurmakta ve her yere kanlar sıçramaktadır. 1992 yılında yayınlanan bu sahne ise 2004 yılında vizyona giren Kill Bill filminin bir sahnesinde kullanılmış. ...2008 yılında yayınlanan bir bölümde ise Homer, oy kullanma kabininde Obama'ya oy vermiştir. Fakat bir şekilde oyu John McCain'e gider. Buna benzer bir olaysa gerçekte 2012 yılında gerçekleşmiştir. Obama ve Romney'i karşı karşıya getiren seçimlerde Pensilvanya'daki makinelerde aynı şeyi yapmış ve Obama ve Romney'in oyları değişmiştir. ...11. sezonda yani 1999 yılındaysa Simpsons'lar tarladan domates almışlar fakat nükleer materyallerden dolayı domates tütünle mutasyona uğrayıp melez bir bitki ortaya çıkmıştır. Aynı olay 2011 yılında Japonya'daki Fukushima nükleer santralinin yakınlarında da yaşanmış ve mutasyona uğramış bitkiler üremiştir. ...1994 yılında yayınlanan bir bölümde ise aşçı bir kadın at eti kullanarak bir yahni yapmakta. 2013 yılında ise İngiltere'de at eti skandalı patlak vermişti. Ne dersiniz, Simpsons'lar geleceği tahmin mi etmişler yoksa gelecekteki insanlara örnek mi olmuşlar? ...2001 yılında ise Albuquerque Isotopes beyzbol takımının gelecekteki stadyumu tahmin edilmiş. Bu tahminden 2 yıl sonra yani 2003 yılında takımın yeni stadyumu Simpsons'da gösterildiğine çok benzer bir şekilde açılmıştı. Yine sizleri şaşırtacak bir Simpsons tahmini. 1998 yılında yayınlanan bir bölümde bahçe işi yapan simülatörde oyun oynayan Bart'ın yer aldığı bu sahne, 2009 yılında interneti kasıp kavuran ve türevleri hala oynanan Farmville oyunundan başka bir oyun değil. ...2013 yılında hayatımıza giren akıllı saatler Simpsons'ların 1995 yılında yayınlanan 6. sezon 9. bölümünde de yer almıştır. Lisa'nın gelecekteki nişanlısı kolundaki akıllı saate komutlar vermekte. Bu aynı günümüzdeki gibi. ...1992 yılında yayınlanan Simpsons'ların bir bölümünde ise bebeklerin çıkardığı sesleri anlamak için bir alet kullanılmakta. Dizidekine benzer bir aletse 2013 yılında satışa çıkarılmış. Bu cihazla bebeğinizin neden ağladığını anlayabiliyorsunuz. ...5. sezon 10. bölümde ise kumarhanedeki bir şovda beyaz bir kaplan sihirbazlara saldırmakta. 1993 yılında yayınlanan bu bölüm 2003 yılında bir şovda gerçeğe dönüşmüş. Beyaz bir kaplan dişleriyle ensesinden kaptığı Roy'u sahne dışına sürüklemiştir. ...1995 yılında yayınlanan Lisa'nın Düğünü adındaki bölümde ise Lisa telefonundan görüntülü olarak Marge'i aramakta. Peki bu sahne size bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Simpsons'lar bu sahneyle günümüzde çokça kullanılan FaceTime gibi görüntülü konuşma uygulamalarını yıllar öncesinden tahmin etmişler. Ebola isimli virüs 2013 yılında ilk kez Batı Afrika'da yayılmaya başlamış ve zaman içerisinde dünyanın birçok bölgesinde de aktif olarak görülmüştü. Elbette Ebola virüsü 2013'te çıkmamıştır. Ancak bu virüsün hiç de popüler olmadığı 1997 yılındaysa Simpsons'ların bir bölümünde bu salgına yer verilmiş. Bir diğer şaşırtıcı tahminse 1995 yılından gelmekte. Lisa'nın Düğünü adındaki bölümde robot kütüphaneciler dikkatleri çekmekte. Biz ise robot kütüphanecilerin prototipleriyle ilk kez 2016 yılında gerçek hayatta tanışmıştık. Müzik
Lady Gaga'nın özel halatlarla gökyüzünden ineceği bile Simpsons'da resmedilmiş. Hatta gökyüzünde özel ışık gösterisi yapacağı ayrıntısı bile Simpsons'da mevcut. Simpsons'ın Super Bowl ipuçlu bölümünün 2012 yılına ait olduğunu söylemekte de fayda var. ...1995 yılında yayınlanan bölümde ise Lisa gelecekteki nişanlısıyla yatakta yatmakta ve duvarda da 2010 yılında Rolling Stone'un turnesinden bahsedilmiş. Bu tahmin ise 2012 yılında gerçekleşmiştir. Yine 1995 yılındaki bir bölümde ise limon ağacı çalınmış. 2011 yılında ise bilinmeyen bir sebeple gerçekten de bir limon ağacı yerinden köklenip çalınmıştır. ...2014'te yayınlanan 25. sezonun 16. bölümünde FIFA'nın o dönemki başkan yardımcısı Jake Warner ceketinden bir Fransız dergisi çıkarmakta ve kapakta futbol skandalı yazmaktadır. Yaklaşık bir yıl sonra ise FBI, Warner'ın 2010 Dünya Kupası'nın Güney Afrika'da düzenlenmesi için 10 milyon dolar rüşvet aldığını iddia etmiştir. Yine Lisa'nın Düğünü adlı bölümde yer alan gelecek ipuçlarından birinden bahsedeceğiz. Dünyanın en ünlü saat kulesi olan Big Ben'in yer aldığı bu sahnede arka planda garip bir bina bulunmakta. Shard adındaki bu bina o yıllarda henüz inşa edilmemişti. 2009 yılında inşa edilen Shard binasını The Simpsons önceden nasıl tahmin etmiştir? ...2001 yılında ise polis güçlerinden memnun kalmayan Homer kendi güvenlik gücünü kurmuştu. O sırada ise bir örgüt gelinciklerin üzerine beyaz tüyler yapıştırıp satmakta. Bu sıra dışı suç örgütü 2013 yılında birilerine örnek olmuş olacak ki Arjantin'de bir çete steroidleşmiş gelincikleri satmaya başlamıştır. ...1994 yılında yayınlanan bir bölümde ise NASA uzay çalışmalarına toplumun ilgisinin artması için ortalama Joe yani sıradan bir adamı uzaya göndereceklerini açıklamıştır. 2013 yılında ise bu olay gerçekleşmiş ve Oliver Knight adındaki birini yani ortalama Joe'yu çalışmalara dahil etmişlerdir. ...1997'de yayınlanan Homer'ın Gizemli Yolculuğu bölümünde raf üzerinde telekulak ve istihbarat örgütlerinin adları yazılı içkiler bulunur. Bunlardan biri NSA yani Ulusal Güvenlik Ajansı'dır. 2013 yılında o zamanki CIA çalışanı Edward Snowden gizli NSA belgelerini ve milyonlarca vatandaşın dinlendiğini sızdırmıştı. Hatta bunun hakkında Snowden diye bir film bile bulunmakta. ...1998 yılında yayınlanan bir bölümde Homer ve Bart okuldan yemek yağını çalıp küçük bir servetin üzerine oturuyorlar. Aynı şekilde 2013 yılında iki kişi 45 galon çaldıkları yemek yağını satıp küçük çaplı zengin olmuştu. ...12. sezon 14. bölümde Simpson ailesi televizyon izliyor ve 4 savaş uçağının gösterimiyle birlikte bir müzik klibi yayınlanmakta. Müzik eşliğinde Bart ve arkadaşları savaş uçaklarından bombalar atmaktalar. Bombaların düştüğü yerdeki arabadaysa Suriye bayrağı bulunmakta. Daha sonra bikinili Arap kızları dans etmekte. Bölüm 2001'de yayınlanmış olup Suriye'deki iç savaş 2014'te başlamıştır. ...1990 yılında ise bir bölümde suda üç gözlü bir balık yüzmekte. Nükleer enerji santrali yüzünden mutasyona uğrayan bu turuncu balık daha sonra Marsh tarafından Mr. Burns'ın önüne getirilmekte. Şaşırtıcı bir şekilde Simpsons'daki gibi üç gözlü balık Arjantin'de nükleer santrale yakın bir yerde bulunmuştu. ...2007 yılında Simpson ailesi buldukları süper ucuz otobüs biletiyle New York'a giderler. Broşür ikiz kuleleri göstermekte ve üzerinde gezi fiyatı olan 9 dolar yazmaktadır. Dikkatlice bakarsanız broşürün kapağında 9.11 yazdığını net bir şekilde görebilirsiniz. Bu gerçek hayatta yaşanan saldırı tarihidir. ...2000 yılında Homer Simpson Trump'ın geçtiği merdivene itilir ve Trump'ın saçlarında kaybolur.
Homer, Trump'ın saçlarının içindeyken arkadaki bir tabelada Amerika'daki seçim yılları gösterilir. Bunların içinde Trump'ın başkan seçildiği 2016 yılı da vardır. Buradaki hikayelerin hepsine gerçek demiyoruz ama bunların yaşanması sizce de tesadüf değil midir? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Bunlar Kaçmaz kanalımızın bu videosu bitmiş olsa da yeni videolara gitmek için karşınızdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir diğer videoda görüşmek üzere.